Kaydı başladım. Şu an ekranım görünüyor değil mi? Görünüyor hocam. Tamamdır. En son ne demiştik? Vestel demiştik. Kişinin telefonunun bilgileri hepsi gözüküyor. Şimdi ise neyimiz kaldı? Bu verileri geri getirmek. Şu an programda bir dondu yine. Verileri geri getirmek çok kolay. Sağ tık yapacağız, ekstrak diyeceğiz ve verileriniz geri gelecek. Evet. Şimdi burada CVS şeklinde kaydet demenin bunu niçin CVS dosyası, Excel dosyası gibi çıkartılmasını istiyor gibi böyle bir içimizde soru olabilir. Bunun nedeni şu. Elimizde 1 TB'lık bir veri var. Biz CVS diye kaydet dediğimizde mesela URL'leri bir başlık altında topluyor. Bunu yan yana yapıyor. Python'ın Pandas kütüphanesi var. Bunu kullanabilirseniz eğer Pandas ile bu verilerin analizini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Buna tıklayarak mesela URL'leri sırala diyorsunuz. Ne yapıyor? Bütün URL'leri tek satıra topluyor. 1 TB'ın içinde binlerce veri var. Farz edin. Bakın şurada 8 tane mail adresi yakaladı. Daha da %63'te. Bir de siz bunu 1 TB'lık bir veri olduğunu düşünün. Google Chrome verileri hepsi alt alta gelecek. Şimdi siz o kadar veri içinde cebelleşip kaydedelim, nereye yapacağım falan gibi problemler yaşamamak için CVS dosyası üzerinde Pandas kütüphanesini araştırarak analizlerinizi çok kolay, hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Şu resim dosyamızı geri getirelim. Şu an tabii yavaşlıkta çok güzel söz konusu. Sağ tık yaptım. Bakalım ne zaman tepki verecek. Bununla birlikte aklınıza takılan bir soru var mı? Şunu nasıl yaparız dediğiniz veya şöyle de olsa ne olurdu gibi. Hocam BitLocker gibi araçlarla bazen USB bellekleri şifreliyorlar. Onlarda nasıl bir imaj alma işlemi uyguluyoruz? Onda da şifrelenmiş şeklinde imaj alınıyor. Yani onda şey yok. Onun şifresini bilirsek çözeriz de onun direkt şeyi yok yani çözümü yok. O şekilde çıkartabiliyoruz. O biz az önce o imajı aldığımız gibi aynı şekilde imajı alacağız. Verileri bu şekilde veriler çıkacak. Klasörler bu şekilde çıkacak. Biz ne yapacağız onu? Eğer şifresini biliyorsak enkripte edeceğiz. Bilmiyorsak da yapacak bir şey yok. Öyle rapora da diyeceğiz ki bu kadar şifreli. Mikrodalga evet işe yarar. Şimdi burada bunları çıkartmak gayet çok kolay. Extract the file diyoruz. Dediğimiz anda istediğimiz klasörü çıkartabiliyoruz. Şimdi bu nereye çıktı diyeceksiniz. Biz şeyi nereye belirlemiştik? Kaynak kodumuzu veya verileri nereye kaydedecek diye söylediğimizde bu klasörümüzün içine kaydedecek demiştik.
Şimdi devam edelim. Bir dakika, bu bizi üzdü biraz. Ha, ekran gelmiş. Nereye kaydedeceğinin ekranı gelmiş. Bunu tamam dememişim. Bu direkt şeyi export diye bir az önce başlık görmüştünüz. Oraya kaydediyor. İsterseniz farklı yere de kaydettirebilirsiniz. Save diyoruz ve programımızın bize tepki vermesini bekliyoruz. Büyük ihtimalle kaydetti. Evet, tepkiyi de verdi. İmajım diyoruz. Export kısmına tıklıyoruz ve imajını aldığımız silinmiş bir USB'nin içinden, verileri silinmiş olan USB'nin içinden kuş fotoğrafımızı çekmiş bulunduk. Aynı kalite, hiçbir şey yok. Yani hiçbir fark yok, aynı kalite. İsterseniz de şöyle de gösterelim. Bu orijinaliydi içine attığımızda. Şu an kaliteyi görebiliyorsunuz. Aynı boyutlar, aynı piksel. Bakalım megabaytları da aynıysa diyeceğiz ki tamamı aynı. Hash değerlerini de karşılaştırırız. Hash değerlerin de aynı olduğunu göreceğiz. Aslında hash değerini karşılaştırmak daha mantıklı. Çünkü içinden küçük bir veri silindiğinde bile hash değeri değişiyor. Onu gördüğümüzde diyebiliriz. Boyutu 868 kilobayt. Tabii bu yaptığımız doğru değil. Hash değeriyle karşılaştırmak çok daha mantıklı. Burada da 868 MB olarak görüyoruz. Hash değerinde ister virüs total atın, ister de elinizdeki hash değeri program varsa onun içine atarak da içinde bir fark var mı, kalite farkı var mı, bunu da gözlemlemiş olursunuz. Bir de şöyle bir şey oluyor, soruluyor genelde. Ya hocam biz sen tek tek yapıyorsun. Bunun kolay yolu böyle toplasak şak diye alamaz mıyız? Deneyelim. Şu an seçtiğimiz az önce bunları seçmiştik. Bunları imaj dosyalarımızdan çıkarıyoruz. Bir tane değil, o seçtiklerimizin hepsi çıkacak. Peki, şu ana kadar güzel gittik. Buradaki olayın mantığı ne? Buna gelecek olursak. İmajımızı aldık. Otopsi programı sayesinde bu imajı sanki sanal bir USB'nin içine atmışız gibi kullandık. Yani o imajımızı bir canlandırdık. Bizim az önceki bu kopyalama işlemi de otopsinin arka planda oluşturduğu sanal ortamdan bunları kopyalayıp masaüstümüze yapıştırmak oldu. Yani şey buydu, otopsi gibi ve benzeri imaj canlandırma programların mantığı budur. Eğitimimiz bu kadardı. Benim şu an söyleyeceğim aklıma gelen bir şey yok. Şey kısmında da gördünüz, e-mailler dolu. Burada daha çok veri elde ettiğimizde daha çok şey çıkıyor. Bu da büyük ihtimal başka VIP'lenmeden önceki hali de olabilir. Hani dediğim gibi VIP'lenince verilerin hepsi gidiyor değil. Bazıları kalabiliyor. Onun için 4-5 kere şey demiştim. Az önce site göstermiştim. Şurada olacaktı. Hard level format diye. Bu program ile 4-5 kere böyle bir şey yapın diye formatlayın, tamamen silinsin. Onun için diyordum. Şimdi bu sıkıntı çıkarıyor. Hepsi üst üste geldi. Bir yandan bu program, bir yandan da Zoom. Onun için zorluk çekiyor bilgisayarım. Zaten diğer sekmeler geldikçe de kendisi açılacak. Dediğim gibi URL başka bir şey olur. Başka hepsi bu şeyin altında çıkacak. Eğitimimiz bu kadardı. Videoyu durduruyorum. Eğer soracak bir şeyiniz yoksa. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Şey yapalım.
arka planda Yusuf'un da galiba imaj aldığını söylüyordu. Eğer bunda bir problem yoksa, bir sorusu varsa bakalım. Veya başka bir sorusu olan, kafasına takılan Blue Team hakkında bilgi edinmek isteyen dışarıdan şey de var. Arkadaşlar da geldi. Onunla da yardımcı olabilirim. Aa, video kaydı.